Günün konseyini topladık. Bugünkü mevzular derin. Efendim bakalım günün ilk konusu neymiş? Zeynep yaptığı açıklama sonrası Nalan ile karşı karşıya gelmiş. Nalan ve Zeynep niye karşı karşıya geldi? Neler oldu? Önce onu bir izleyelim. Üstüne konuşalım. Takı takılmayan gelin benim. Kötü davranılan gelin benim. Ama sanki ben kayınvalidemi burada boşu boşuna yorumlamışım gibi bana çıkmış oradan. Leyla sen haksızsın. Çok doluyum. Gerçekten Zeynep ablaya çok doluyum. Neden sadece erkek annelerinden böyle bir şey talep ediliyor? Yok düğün yapsın, yok çocuğuma baksın, yok gelin kirada oturmaz evi olsun, yok oğlunun böyle bir varlığı olsun, geleceği olsun. Neden senin kayınvaliden düğünlü yapsın, altın taksın, ev alsın, çocuğuna baksın? Neden? Bunları ben yapabilirsem zaten babamın evinde kalırım yani, evlenmeme gerek yok. Çok net söylüyorum. Evet. Bir adamın cebinde parası yoksa evlenmeyecek kardeşim. Evlenmeyi bırak, evinde otursun, elin kızının başını yakmasın. Parasız adam, gereksiz adam. Niye evleniyor? Ya ben bu saatten sonra evi olmayan, daha kendine bakamayan, durumu olmayan biriyle niye evleneyim? Ben zaten kendi kendime çok iyi derecede bakıp iyi bir hayat yaşıyorum. Benim savunduğum şey başka şeydi, onlarınki başka şeydi. Evet, buyurun. Bana şeyden bahsedildi, biz Leyla'nın durumundan konuşuyorduk Songül Hanım. Hani dedi ya kayınvalidem düğünümü yapmadı, takımı takmadı, işte onu yapmadı, bunu yapmadı. Ya benim anlamadığım neden sadece erkek annelerine bu yükleniyor? Ben çok seviyorsam karşımdakini, anlaşabiliyorsam zaten beraber çalışırız, her şeyimizi yaparız. Neden sadece annesi yapmak zorunda? Hayır. Öyle bir şey yok. Zaten karşımdaki adama güveniyorsam ben onunla çalışırım, yaparım, birikim yaparım, düğün yaparım, takı da yaparım. Paranın da garantisi yok. Zeynep abla, Fatmacığım, parası vardı, ne oldu? Bak şu anda yanlış. Bir şey olmuyor, para da bir şey yapmıyor. Gelinin de garantisi yok, iyi davranacak diye, değil mi? Evet. Bir sırayla. Hiçbir şeyin garantisi yok bu hayatta. O yüzden kesin ve net konuşmayın. Elinizden geliyorsa oğlunuza sadece gerçekten güzel adam olmayı öğretin yeter. Leyla da diyor ki o zaman babamın evinde oturur. Çok diyor. Ya otursun o zaman. Adamın mal varlığı var diye mi evlenmiş? Hayır. Mal için mi evlendi? Şimdi mal varlığıyla alakası yok. Ona geliyor. Zaten kendine güvenen bir adamın sorumlulukları olur Songül Hanım. Yani bir yere gelmiş olur, bir kariyer sahibi olmuş olur. Ha, o saatten sonra biz zaten baktık kariyer sahibi, sorumlulukları var, evlendik. Evlendikten sonra bazı şeyleri beraber yapabiliriz. Ama öncelikle bir insanın kişiliği, bir insanın sorumluluğu olmalı. Zaten az önce Fatma Hanım'ın da dediği gibi, ya bu hayatta kendine bile yatırım yapamamış bir insan bana ne gibi bir yatırım yapabilir ki? Hayır, annesi mecbur muyum? Mesela oğlu var, onun için para biriktirip yarın düğünü olur, gelinime bunlar lazım olur diye bu birikim yapmak zorunda. Hayır, ben bu yönde bir şey söylemedim. Ben sadece eşim yönünden söylemiştim. Yoksa kayınvalidem tabii ki mecbur değil. Peki, neden mecbur ekonomik olsun? Özgürlüğü olmayan bir sürü de bey var. Hanımlar onlara da aşık olabiliyor. Ya da olabiliyor. Annenin yok nasıl durumu olacak? Nasıl biriktirecek yani onlara para? Yani şöyle. Aşkım, Zeynepciğim. Çok artık, özür dilerim. Hani sen de buradasın biliyorsun ya, kurban oldum canımın için. Evlilik yönünden düşündüğümüz zaman Songül Hanım, şimdi güvenmediğim neden evliliğe başlayayım ki? Zaten ilerisi belli yani, bir önünü görmem lazım ki sonuca doğru odaklanayım. Sonuçta bile bile de laz isteyemem ama ki. Ama şöyle yani, sen geldiğinden beri şeyde ne, biz sıkıntılar çektik, kaynanam yoktu. Böyle sıkıntı çektik, kaynanam yoktu. Bu oldu, kaynanam yoktu, hep kaynanaya geldi ya. Hemen bu arada bir kaynanaya söz vereceğim, sonra sana geri döneceğim. Kaynana. Efendim canım. Sen 3 oğlum var, üçüncüsünü evlendireceksin değil mi? Allah nasip ederse. Allah nasip eder inşallah. Hakikaten nasıldır, zor mudur? Böyle bir görev hissediyor musun? Yani ben oğlumu evlendirmek zorundayım. Ben hem anne oldum hem baba oldum ya. Ben çocuklarımı, inanır mısınız, ben kendim evlendirdim. Benim başımda da koca yoktu sonuçta. Yani eşim yoktu. Ben hem onların bütün sorumluluklarını aldım, bütün her şeylerini, koşturmalarını, yani her şeylerine kadar. Ama bu arada onlar da çalıştı herhalde değil mi? Tabii ki, tabii ki. Ama ben şöyle çok akıllı ve zeki olduğum için, ileri de düşünen bir bayan olduğum için, hani bu çocukların büyüyecek, evlenecek, bir şeyler yaptım. Yaptım. Yani bir de bende şöyle bir şey var. Şimdi mesela iki gelinim olduğu için, hani birine ne yaptıysam öbürüne de aynısını yaptım. Çünkü ayırmadım. Neden? Bir gün yarın anne ya da işte neyse, birisi anne diyor birisi demiyor da, mesela diyecek ki ya sen ona 6 tane yaptın, bana 5 tane yaptın. Hani bu aradaki peki, bir tane. Peki erkek annesi bunu yapmak zorunda mı? Mesela bunu bir... Ben yaptım. Gelinin annesi yapsa şöyle diyorlar ya genelde, onların durumu iyiydi, 3 güveye gitti. Bu doğru bir şey mi yani? Ben mesela... Yani erkek annesi yapmak zorunda ama kızın annesi veya babası durumu iyi. Zaten düğünü erkek tarafı yapar.
Ya düğünü erkek tarafa yapar. Erkek tarafı yapar. Bu kuralı da anlamıyorum yani. Ben, hayır şöyle bir şey. Hayır. Borç harç bulur gene yapar. Ben öyle yaptım. Ben kendi adıma konuşuyorum. Hayır, gelininin durumu iyiyse ve anne babası ben de yapabilirim. Yani Filiz Hanım yormayın kendinizi derse çocuğu oraya mı vermiş oluyorsun? Asla istemem, vermem. Hayır. Vermiş yapamaz. Öyle oluyor değil mi psikolojik evet. olarak? Evet. Ay ben ona gelemem asla. Psikolojik olarak bu değil mi? Onu anlat evet, bana. Evet. Yani annesinin düğünü, her şeyi üstlenmesini asla istemem. Çünkü neden? Oğlumu tamamen kendine çeker. Ay, İç güveysi olur. Böyle mi? Peki ben sen öyle de, düşünüyorum. Ben buna katılmıyorum. İrem sen de çok varlıklı bir ailenin geliniydin. Serveti için mi tercihin oldu? Hayır. Önce. Hani senin önce bir gözüm hani en azından bana bakabilir, rahat yaşayabilir. Herkes düşündü aşkım. Yok şöyle zaten. Bu bir şey oldu mu yani? Bizim evlendiğimiz zaman o kadar değillerdi zaten. Sonra ama vardı rahat. Tabii ki vardı ama şöyle bir şey var. Benim ailem üstüne göre şöyle söyleyeyim nişanı biz yaptık. Hatta bir otelde yaptık. Sonrasında işte kınama oldu. Düğün yine aynı şekilde bir otelde oldu. Onlar düğün yaptı geri kalanını biz yaptık. Onlar da var ya da hani bizden de böyle bir şey yok. Herkes üstüne düşen görevi yaptı ama şöyle bir şey var. Benim eşimin ailesinde de yoksa ben işte niye yapmadılar demem. Çünkü bir erkek ailesine güvenerek evlenmez. Ya da bir genç kızla işte babam da var o bize baksın diye böyle bir evlilik peki, yürümez. Peki bir soru daha. Tabii ki. Dürüstçe cevap ver istiyorum senden. Sonra herkese sorabilirim belki. Peki askeri ücretle geçinen bir beyle evlenebilir miydi? Evet. Yaşam standardın çok yüksekti. Ailemde de böyle diyorsun. Ama çok şey yani değiştirdim. Yani o askeri ücret dediğin o ayakkabıları almaz sana. Onlar önemli değil ki. Eğer ben yürüyecek o sağlıkta değilsem, huzurda değilsem onları giymeye de verebilirim. Peki. Hiç problem değil. Büşra'ya soruyorum hemen. Büşra ne aynı düşünüyorsun? Aynı soru mu? Askeri ücretle geçinen bir erkekle evlenir misin güzel kızım? Şu yani anda altınsız hayat olur mu diyorsun? Altınsız hayat hiç düşünmedim ben bunu. Ama kocam olsa yine evlenirdim. Kocam olsa yine. Ama kocanda da mantığını kullanmıştın zaten. Yine hem yine mantıklı konuşuyorum. Dedin, hem para vardı dedin. Hem bütün aile beni istiyordu dedin. Yine mantıklı konuşuyorum. Evet. Yine kocam olsa yine aynı kişi olacaksa evlenirdim. Parası peki. Yoksa diyor ama. Tamam parası, ben evlenirdim diyorum. Ücret. Ha tamam. Sana. Evlenirdim. Buyurun. Ben evlendim. Yani evlenirdim değil, evlendim. Yani Mustafa'nın evet kenarda bir yatırımı vardı. Fakat bizim evlendiğimiz zaman da asgari ücretli bir yerde çalışıyordu. Ama güvendiği tabii ki bir şeyler vardı. Fakat ona değil de asgari ücretle çalışan bir eğer soruysa evet evlendim yani. Güvendiği şey ne? Hani ailesi de maddi yardımda bulunmuyor kendisi ya. Kendisi çalışmış hani kenara köşeye gibi, bir şeyler biriktirmiş. Aynen evet. Almış. Az önceki ama kayınvalide mevzusunda da tabii ki bir tarafa yüklememek gerekiyor. Yani evet belki kendine güvenen bir adamla evlenmek daha güzel olur. Ama annesi de ucundan başından oğluna yardım edebileceğine inanıyorum ben. Ya tamamını etmesine gerek yok. Bekler misiniz ya Allah Sonra Allah. Bir şey söyleyebilir Ayşe miyim? Senin bir kızın var. Geliyorum Filiz'im canımın içi. Senin bir kızın var. Şöyle şimdi Songül Hanım. Ve erkek tarafı dedi ki düğün yapamayacağız. Kusura bakmayın düğün yapamayacağız. Durumumuz yok. Ne yaparsın? Ben yaparım. Şöyle söyleyeyim Songül Hanım. 3 tane oğlum var. 1 tane kızım var. Şu dönemde bile ben eşimle biz bazen oturup bunun muhabbetini yapıyoruz. İleride bu çocuklar üniversite okuyacak, ileride bu çocuklar evlenecek. Biz ne yapacağız? Bütün çocuklarıma aynı eşit şekilde ne yapıyorsam üçüne de aynı şekilde yaparım. Ben çocuklarımın düğününde gidip geline 4 tane bilezik takıyorsam kızımın düğününde de kızıma 4 bilezik takmak zorundayım. Peki mesela kızının düğününü sen yaptın, bilezikleri de taktın. Şöyle bir şey oluyor mu kız annelerinde? Ben damadıma çok yardım ettim. Hani o şey diyorlar ya, iç güvey hani gel bu tarafa gel artık. Bize doğru gel sen bizim oğlumuz ol. Erkek anneleri bundan daha çok korkuyor. Şimdi şöyle, gelin tarafı çok yaparsa oğlumu elimden alır mı? Şöyle şimdi kendim o duyguyu yaşamadım ama kendi yakın olan ailemden yani kendi annemden ve kaynanamdan yola çıkarak gideceğim. Bizde gelin gerçekten çok değerlidir. Hani bunun için elinden geleni yaparlar. Borç annem kredi çekti mesela gelinin altınlarını almak için. Bizim gelini alacaklar altınları. Kayınpederim borç edip getirip yaptı. Başka bir şey diyorum. Damadın düğününü yaparsan Büşra. Biz abimi Manisa'ya gönderdik. Orada şimdi işte durumu da iyi çok şükür. Biz gayet memnunuz. Düğünü de babamla onun babası neyse ikiye böldü. Ortak yaptı. Orada iki düğün yapıldı. Adıyaman'da da bir düğün yapıldı. Adıyaman'ı babam karşıladı. Orayı onlar karşıladı. Eşyaları böldüler. Abim evlendiğinden beri orada biz çok memnunuz. Ya o da annesi gayet memnunuz. Hiç de öyle vermiş gibi hissetmiyoruz. Biz çok memnunuz. Çünkü çok huzurlu memnunuz. Olsun çok diye bakıyorsunuz. Çok memnunuz aileden. Yok hiçbir sorun yok. Peki Nalan iki oğlum var.
Kız tarafı dedi ki biz düğün istiyoruz dedi. Ultra lüks düğün istiyoruz dedi. Senin de durumun yok. Oğlum da aşık kıza. Şimdi ben kendimden yola çıkınca ben statüye ve eğitime, öğretime önem veren bir kadınım. Çevreye de önem veren bir kadın. Kendim için söylüyorum. Ve ben de oğullarımı yani en iyi şartlarda düğün istiyorsa yaparım. Eğer yoksa da ben zaten borç arç olur yaparım. Karşılarım her türlü. Yapamadın, kız tarafı yaptın. Yok, hayır, ben zaten buna müsaade etmem. Kesinlikle etmem. Zaten benim çocuklarım da ona göre zaten çevresinden, yani o çevresinden bulabilecek burada bir... Burada neye sinir oluyorsun, onu çözmeye çalışıyorum. Ben kesinlikle... Yapamadın, ne olacak? Hayır, yani Songül Hanım, ben yaparım. Diyor. Ben yaparım. Bak, görüyor musun? Ne ben varsa, yaparım. İnada bak dedim. Evet, hayır, ben yapacağım, yaparım. Ben yaparım. Evet. Ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Ben yaparım. Aferin sana. Kesinlikle kız. Yaparım. Aferin sana. Geliyorum aşkım. Ben bana gel. Nereye geliyorsun? Çocuğun var. Fatma, bir oğlum var. Bak, ağzımdan çıktı, oğlun olacak kız. İnşallah. Bak, İnşallah. Yaz. Diyelim ki bir oğlum var. Kız tarafı da diyor ki hem köyde hem şehirde düğün istiyoruz diyor. Büyük maliyet. Ben bir konuşmak istemiyorum da bana emri vaki ile gelen geleni ben istemem. Çocuk seviyor. Çocuk seviyor. Yani iki arada bir deride mi bırakacaksın? Gelinle senin arasında bir tercih mi yapsın? Vallahi bak, ben onu elimden geldiği kadar bak ona öyle bir doldururum. Ayıracak. Aha, Fatma geliyor. Ayıracak. Ben ayırırım. Ayırır mısın? Ayırırım. Ayırırım. Çünkü neden? Beni ayırır. Bakın Songül Hanım, sen bana, ben ne yapabiliyorsam zaten yaparım. Sen bana emri vaki yapamazsın. Yok orada düğün istiyorum. Yok istersen 10 gün düğün yapalım. O öyle... Baştan çok istekleri olan gelin istemem ben. Aşkım, baştan istemiyorlar. Nişanı yapıyorlar. Ha. Nişandan sonra böyle yavaş yavaş. Nişan atma denen ama bir şey var. Ama hayır, artık bunu da yapmak zorundayım. Ay, o nişan niçin var biliyor musunuz siz? Tanımadığımı at demek için var. Hayır. Ayırır valla. Ben yapar ayırırım o. Ya. Bir şey yanlış, o teker yanlış gidiyor. Sevenler ayrılmasın. Ayrılsın ya, neyse öyle İkinci şey olmaz. İkinci konumuza geçiyoruz dedim sana Filiz. Filiz, küçük bir şey söylesin hadi. Çok ben az. Küçük bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ben şimdi düğün yaptım ama benim çocuklarım da çalıştığı için hani beraber beraber aşkım. Eşyalarını aldılar. Onu artık anladım aşkım, onu iç anladım. İç güvesine çok karşıyım zaten. Ah Leyla, ah Leyla, ah Leyla, bitmiyor. Şimdi. Hep ben, ne oldu yine, ne oldu Songül Hanım ya? Şimdi size şok edici bir sürprizim var. Yine mi Mustafa? Şok. Konu gene sensin. Bitmedi. Yine Mustafa mı video attı? Bitmedi. İnşallah ne yapayım? Kaynanan atmıştır. Keşke. Çok merak ediyorum. Efendim, günlerdir Leyla'nın kayınvalidesiyle olan sorununu konuşuyoruz hep beraber. Leyla'nın kayınvalidesinden açıklama beklerken annesinden bir mesaj gelmiş. Annemden. Aa, annem. Anne. Peki annem ne mesaj yollamış? Önce bunu onu bir izleyelim. Helal olsun. Gönderebildiğinize helal olsun. Ne diyeyim ki? Bana bak Mustafa. Oraya çıktın, ananı savunuyorsun. Bu zamana kadar sustum. Daha fazla benim laz damarımı attırmayın. Ben kızımı yolda bulmadım. Ben kızımı 8 senede buldum. Birbirinizi sevdiniz diye ses çıkarmadım. Daha fazla sabrımı zorlamayın, yeter. İki tahta parçasıyla anan gelin yaptım diyor. İki tahta parçasıyla gelin olmaz ha. Düğününe geldiler. Düğününü bile ben yaptım. İki masa geldiler, oturdular misafir gibi. 100 lira takmadan kalktı gittiler. Bütün millet bana dedi ki bu nasıl bir aile? Böyle bir şey olmaz. Yani utandım. Gerçekten utandım ama birbirinizi sevdiğiniz için saygı duydum, sustum. Ama çok zorlamayın. Yeter artık. Laz damarım tutarsa çok kötü şeyler olur. Yalandan. Birincisi ben yalandan ağlamam Fatma Hanım. Benim anneme olan düşkünlüğümü herkes bilir. Benim bu evlilikte annemin emekleriyle zaten torunuma da bakın konuşamıyorum. Gerçekten çok doluyum Songül Hanım. Yani herkes kendi tarafından konuşuyor olabilir ama benim annem öyle bir kadın ki belki iç güveysi derler arkasından, belki farklı bir şey söylerler ama Mustafa'ya kendi annesinden daha fazla sahip çıktı. Yani dediğim gibi evet, zor günler yaşadım ben de. Hiçbir şey kurduğunuz gibi gitmiyor, o hayat gitmiyor. Yani yeri geldi benim babam kendi evinden çıkıp yeter ki huzurunuz bozulmasın diye kendi evlerini verdi, kiraya çıktı. Müzik.
öyle fedakar bir ailenin çocuğuyum. O yüzden kesinlikle yalan diyorsunuz ya Fatma. Yaşamadan hiç kimse hiçbir şey anlayamaz. Dilerim ki yaşamazsınız. Bakın dilerim ki. Annem ne diyor? 8 senede buldum diyor. Herkese, hani herkes evladı, bana kendisine ben güzel ya. Ben aldıysam anasına bakarım. Hayır, herkesin kendi evladı güzel ya. Benim annem de beni 8 senede buldu. Beni taş doğurmadı. Beni asla taş doğurmadı ve benim ailem, her şeye rağmen bir kez olsun sesini çıkartmadı ve kayınvalidem hiçbir saygısızlık etmedi. Ki bu videoyu da atacağını zannetmiyordum, bir anda kötü oldum, özür dilerim. Ya onu görünce kötü oldum, gerçekten çok düşkün. Belli Karadeniz kadını ve çok yiğit. Çok düşkünüm, yani son günüm. Ayağı yere basan belli, net konuşuyor. Özür dilerim. Yani sende böyle konuşurken bir tedirginlik oluyor ama anneni dinleyince annen keskin net, konuşuyor. Keskin. Ve aslında hiçbir şeye bulaşmadan net anlatmış konuyu. İki tahta parçasına diyor. Herkes kendi çoluğunu, çocuğunu, telli, duvaklı gelin vermek isterdi. Benim annemin de hayalleri vardı. Hani siz şimdi diyorsunuz, atıyorum mesela İrem Hanım ne diyor? Otelde yaptım diyor. Ben de otelde düğün yapabilirdim. Bekleseydim otel olanı bulsaydım. Atıyorum mesela. Belki kayınvalidem eşime diyebilirdi. Evet Mustafa, ben de sana desteğim oğlum. Hadi yapalım. Ama Mustafa benim babamın yanına geldiğinde baba bir tane ceketim var dedi. Bu ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? Ve bunun üzerine babam dedi ki tamam oğlum sen saygında kusur etme. Adam gibi adam olduğun sürece de benim kapım her zaman açık sana dedi. Ve bunu yaşamayan hiç kimse anlayamaz. Kimse kusura bakmasın. Yani peki hani düğüne misafir gibi geldi diyor evet, anne. Evet. İki masa 100 lira bile takmadan gitti. Evet. Niye takma? Ya bir arada oğluna mı kırgınlığı vardı? Seni mi istemediler? Yani ya bir şey olması gerek bu kadar. Size yemin ediyorum. Tebrik ettim mesela. Bir resminiz var mı? Tabii etti. Geldi yanıma etti. Oynadı. Ya herhangi bir sıkıntı yoktu zaten. Songül Hanım ben takı töreninde öğrendim bana bir şey takmadığını. Ha. O ana kadar verilen sözler tutulacak zannediyordum ben. Ya illa hani ben, benim annem bu arada asla şunu ne takacaksın. Mesela? Şöyle mesela tanışmaya geldiler, dediler ki işte kayınvalidem dedi ki işte herkesin bir tane bilezik takacak dedi. Annem dedi ki vallahi senin bileceğin iş, ben karışmam. Gelinin yukarıdan dikecek olan kişi sensin, onun gelini diyecekler dedi. Haklı olarak. Ama düğünüm oldu, benim annem iki bileziğini bozup eşime saat aldı. Ve koluma bilezik taktı. Ve ona rağmen benim koynuma gelip gümüş takıldı. Şimdi bu sefer de ne oluyor? Ha bana söyleseydi, bakın yemin ediyorum bana gelse deseydi ki kızım durumum yok. Düğününde takamayacağım. Sonuçta tamam anne deyip boynuma yiyecektim. İlla bana para takacaksın ya da bilezik alacaksın diyemezdim. Fakat sen verdiğin sözü bile tutmadığın için zaten insanların içerisinde ukde kaldı. Herkes yapabileceğini konuşsun. Keşke bir tane yapsaydı ama onun olsaydı. Evet. Evet. Keşke bir tane anı peki, kalsaydı. Peki hani böyle hani kurban bayramıdır, şeker bayramıdır, kandillerdedir böyle dünürler birbirini ararlar mı? Şöyle söyleyeyim. Belki bu da bir itiraf olacak ama mesela düğünden sonra benim bildiğim bizim o taraflarda şu olur. İşte dünürü çağır, gelin bir yemek yiyelim, oturalım. Asla öyle bir şeyimiz olmadı. El öpme asla. Vardı. El öpme şöyle ben gittim annenle... el öptüm. Kayınvalide görüşüyor mu yani özel günler? Aramaz. Aramaz. Yok aramaz. Kopuklar yani. Benim annem aynen çok samimidir. Keşke samimi olsalardı, keşke iyi anlaşsalardı. Ama kayınvalide çocuğundan da vazgeçmiş o zaman. Konu ne? Ben konuyu bir türlü çözemedim ya günlerde. Ya da oğluna bir kırgınlığı var, gelini de silmiş olabilir. Yani bir şey var bu bir kadar. Bir şey var ama. Bir de torunu olmuş. Hadi sizi umursamasa der ki benim torunum ya, toruna kıyamazsın. Açıkçası ben... Yok. Özür dilerim. Annem şunu da söyledi. Yok. Annem şunu da söyledi. Keşke beni arasaydı deseydi ki torunumu görmek istiyorum. Ya o kadar olaydan sonra keşke ya. Sonuçta sen erkek annesisin. Peki bir... senin kayınvaliden kızıyla yaşıyor herhalde. Ya da farklı yani birkaç tane daha aynı kız var evde mı? Yaşıyorlar. Kaç kişiler? Üç kişiler. Kayınvalidem de dört. Evet. Bir en büyük görümcem var. Bir de ortanca. O da bekar var da. Tabii tabii hepsi bekar. Onlar da etkili olabilir şimdi. O ben mesela küçük kızıyla oturuyor zannediyorum. Şimdi iki büyükler tane de büyük kız olursa orada bir etkili bir konuşma olabilir aralarında. Hani biz burada zaten belki kadın baskı altında o da olabilir. O kendini kurtardı gitti gibi.
Kızla beraber baksınlar, kayınvalidesi var, sen bizi baş göz et gibi. Olabilir, her şey olabilir Songül Hanım. Ben artık çözemediğim bir şeyin yorumunu yapamıyorum, çözemedim yani. Ben de çözemedim ya. Yani çünkü benim en büyük görümcemle aramda bir problem olmadı. Şimdi Allah var, ne böyle bir kavgamız, ne davamız. Yani bir arayıp da hani ya sen bunu yaptın dediğim hiç olmadı. Ama şu var, dediğiniz gibi belki akıl vermeler olabilir, belki onlardan kaynaklı bir durum olabilir. Bilemiyorum ki içlerini Songül Hanım. Peki ya, şimdi ne kadar konuşsak da artık. Yani dilerim ki aranız çok iyi olsun. Bir araya gelin. Bir huzurlu bir yuvanızda toparlanın. Bir yemek yiyin. Ya kimse ya annelere babalara kimse evladını yalnız bırakmasın. Kimseye kızarak da bırakmasın. Geline kızım öyle olmaz. Evet, gelelim asıl konumuza. 60 bin lira dakikalar sonra sahibini bulacak inşallah ve... Son noktayı da Fatma koyacak. Buyur Fatma, tadıma gidiyoruz beraber. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.